Nasıl ki bu eğitim setini daha önceden izlememiş olmanız ve beni daha önce tanımamış olmanız Haluk Tatar olarak bir hataysa, Excel'de de her zaman hata yapabilirsiniz. Bütün programlarda olduğu gibi. Ama yaptığınız hataları undo yani geri al ve redo yani yeniden düzenle ile alıp tekrar düzenleyebilmeniz önemli. Bakın bu komutları kullanmak için mantalitelerini anlamanız gerekiyor. Şimdi çok basit bir şekilde göstereyim size. Geldim bir. Bu tarihleri daha önce şey buraları daha önce tarih için kullandığımdan dolayı şöyle göstereyim. 1 2 3 4 5 6 7 yazılar yazdım, değil mi? Bu yazıları yazdıktan sonra da mesela formatladım, ortaya aldım. 4 numarayı geldim, sarıya boyadım ve 6 numaranın kendisini de kırmızıya boyadım. Bir sürü işlemler yaptım. Bu yaptığım işlemler dikkat ederseniz undo'nun üzerine bir kere tıklarsam bir sonuncuyu geri alır bu arada. Ama ya oka basarsam bakın diyor ki yazı tipi olarak yazı tipini değiştirdin, hücre biçimlendirdin, ortaladın, buraya 7 yazdın, buraya 6 yazdın, buraya 5 yazdın. Bunları geri almak ister misin? Ben diyorum ki 5'i yazdığım yere kadar geri alayım bu işi. Ve siz pencereyi getirip tıkladığınız anda 5 yazılmamış varsayılıyor. Ve 5 yazılmamış varsayıldığı gibi artık redo'nun listesinin içerisine atıyor. Bakın redo dersem de undo işleminin tekrar undo yapılması yani yaptığınız işlemin geri alınmasına redo deniyor. Ve bu listeye tıklarsam bakın 5'i tekrar yazmış veya 6'yı tekrar yazmış olmayı diliyorsam gelip buradan 5 ve 6'yı tekrar geri çağırabilirim. Buradan alınan buraya geri yazılır. Yani bu iki liste arasında gider gelir sürekli bu. Ve istediğiniz kadar işlemi geri alabilir, ileri alabilirsiniz. Bakın ta 2 3 eğitim videosu önce yaptığım şeyler burada duruyor. Dolayısıyla sınırsız undo redo hakkınız varsa bunu sağlıklı kullanmanız gerekiyor. Şimdi undo ve redo yaparken yani işlemi geri alırken ve tekrardan ileri alırken yani yeniden alırken kısa yolları kullanıyoruz. Ctrl Z undo'dur. Ctrl Y redo'dur. Yani tekrar yapar. Her işlemin undo'su redo'su var mı? Şimdi ona bakalım. Mesela geldim. Bu sayfaya bir şeyler yazdım. Ve sonra geldim. Bu sayfayı sildim. Ve sonra hepsi gitti. Anlatabiliyor muyum size? Yani eğer sayfalarla ilgili değişiklikler yaparsanız undo redo listenizi kaybedersiniz. Bu konuya dikkat edin. Bakın istediğiniz kadar klavyeden de kısa yola basın hiçbir şey olmayacak. Dolayısıyla sayfalar yani sheetler arasında geçiş yaparsanız her geçilen sayfa yeni bir sistem yaratıyor. Bakın geldim. Mesela şuraya da bir şey yazdım. Bakın undo listem de oluşuyor. Görüyor musunuz? Şu benim undo listem. Buraya bunu yazdım, şuraya şunu yazdım. Yeni bir şey açtım. Buraya da yazdım, buraya da yazdım, buraya da yazdım. Şuna geri döndüm. Bu mevcut. Ama herhangi bir şekilde gelip buradan bir şeyler silersem bir önceki sayfada undo işlemi gidiyor. Bu formatla, sistemle, mekanizmayla düzeltilebilecek bir şey mi? Evet ama yani çok ağır bir şekilde zorlaştırılması ve dikkat etmeniz gereken bir şey. Bir olay daha var. Yazdınız, bir şeyler yazdınız ve örnek olarak göstereyim. Şimdi sıfırdan başlayalım. Şimdi bakın, boş bir klasörün içerisinde boş bir Excel'im var ve ben bu Excel'i açıp bir şeyler yazdım. Undo bölümüm var mı? Var. Sonra bunları save ettim ve Excel'i kapadım. Sonra geldim tekrar açtım. Gitti. Bir şeyi save edip yani kaydedip kapatırsanız undo redo haklarınızı kaybedersiniz. Bunu da unutmayın. Sistemde yazdıklarınızı geri alma ve tekrar yeniden ekrana getirmeyi öğrendik sizlerle birlikte. Ctrl Z ve Ctrl Y kısa yol tuşları. Daha detayları var. Onları sizlerden anlatacağız ama temel olarak bu kadar.